Evet, hep beraber Avrupa'nın devletini inceleyelim şimdi. Avrupa'nın devleti. Ne yaptı? Balamir komutasında Hun Türkleri kavimler göçüne dahil oldular ve kuzeyden batıya doğru hareket ettiler. Tabii bu coğrafyaya geldiklerinde de kendilerine bir devlet kurdular. Balamir'den sonra devletin başına Ulduz geçti. Doğu Roman'ın, Batı Roman'ın üzerinde siyasi hakimiyet oluşturdular ve vergiye bağladılar. Bununla da yetinmediler. Bir yandan da Hun Türkleri Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya doğru yöneldiler. Yani Hunlarla ilgili olarak bilmemiz gereken önemli bir şey varsa, Anadolu'ya giren ilk Türk topluluğu olduklarıdır. Hem Batı'da faaliyetlerde bulunmuşlar, hem de Doğu'da faaliyetlerde bulunmaya devam etmişler. Gördüğünüz harita Avrupa Hun devletinin sınırlarını gösteren bir harita. Sınırlarının ne kadar geniş alanlara yayıldığı da ortada. Çünkü Ulduz'dan sonra da çok güçlü bir hükümdar geçecek başa kimdir bu? Tabii ki Atilla. Atilla hem Doğu Roma hem Batı Roma üzerinde çok ciddi bir hakimiyet kuracak ve sınırlarını da ne yapacak? Genişlettikçe genişletecek. Bu görmüş olduğunuz bayrak yani kartal Avrupa Hun Devleti'nin sembolü. Kartal asalet, özgürlük, güç, değil mi? Öğretmenim Asya Hun Devleti'ninki de ejderhaydı. O ne anlama geliyordu? Ejderha da özgürlüğü temsil etmekte. Aslında bizim Türk devletlerinin bayraklarında yer alan sembollerin çoğunda bağımsızlık, özgürlük, güç, kudret

vurgulanmaya çalışılmış. Son derecede doğru figürler seçilmiş denilebilir bu anlamda. Evet Atilla bizim için son derece önemli bir hükümdar. Önce Doğu Roma'yı yıldıracak daha sonra Batı Roma'yı Doğu Roma ile bir anlaşma yapıyor. Margus Antlaşması ve Margus Antlaşması ile beraber ki bazen Margos bazen Margus diye görebilirsiniz. Bu antlaşma ile beraber pek çok anlamda aslında Doğu Roma'nın ne yapıyor hareket etmesini kısıtlamış engel oluyor. Mesela Doğu Roma İmparatorluğu ülkesinden kaçan Hunlara sığınma hakkı vermeyecek. Daha önce sığınmış olmaları olanları da ne yapacak? İade edecek diyor. Doğu Roma İmparatorluğu Hunların elinde bulunan Romalı mülteciler ve esirlerin kendisine iadesi için kişi başına 8 altın fidye diyecek diyor. Doğu Roma İmparatorluğu Hunların savaş halinde olduğu kavimlerle ittifak yapmayacak. İki taraf arasındaki ticari faaliyetler belirli sınır kasası tabalarında devam edecek. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Avrupa Hun devletine ödediği vergi iki katına çıkarılacak diyor. Ancak Doğu Roma ne yapmıyor? Bu verdiği sözü yerine getirmiyor. Margus Antlaşması'nın şartlarına da uymuyor. Bunun üzerine de Atilla yeniden sefere çıkıyor. Ancak karşısında bir muhatap göremiyor. Hemen korkan Doğu Roma haber gönderiyor ki tamam tamam biz yeni bir antlaşma yapalım. Bunun üzerine Anatolios Antlaşması imzalanıyor ve ödemeleri gereken vergi ne yapılıyor 3 katına çıkarılıyor ardından Batı Roma üzerine sefer düzenliyor Atilla Galya seferini düzenleyecek ancak burada yapılan mücadelede tam bir başarı sağlanamıyor geri dönülecek ardından yeniden bir sefere çıkacak İtalya'ya girecek Roma'ya doğru ilerleyecek öyle bir ilerleyecek ki kral çok zor durumda kalacak ve hemen devreye Papa'yı sokacak. Papa'ya diyecek ki ne olur Atilla'yı engelle ne yapmasın Roma'nın üzerine yürümesin. İlk defa tarihte tablolar var Avrupa'da tablolar. Papa'nın Atilla'nın önünde diz çöküp yalvardığına dair tablolar. İlk defa ne yapmış Papa? Papa bir Türk hükümdarın önünde diz çökmüş ee ve demiş ki Atilla'ya ne olur Roma'ya doğru ilerleme. Çünkü Roma biliyorsunuz bu katoliklerin de zaten merkezi. E Atilla da demiş ki tamam papa o zaman ben ilerlemeyeyim oraya doğru. Öğretmenim çok mu saygılıymış, çok mu önemsemiş papayı? Neden ilerlemeyi bırakmış? Tabii ki bu değil sebep. Bu bir bahane olmuş. Aslında şunu öğrenmiş o sırada geldiği sırada arkada ile. Atilla üzerine Avrupa Hun devleti üzerine bir sefer düzenleyeceklermiş. Sasaniler kimdi? İran'daki güçlü bir devletti. Ve bunun üzerine Atilla ne yapsam diye düşünürken sefere de çıkmış bulunmuş bir kere. En azından geri dönerim de Sasani tehlikesini ortadan kaldırırım diye düşünmüş ve Papa'nın isteğini kabul ediyor gibi davranıp peki Papa ben kabul ediyorum. Ee, hadi senin gönlün rahat olsun. Ben Roma'nın üzerine yürümüyorum. Geri dönüyorum demiş. Papa yanında getirdiği hediyeleri tabii hemen Atilla'ya takdim etmiş ve Atilla geri dönüp Sasani'lerle mücadele etmiş zaten kısa bir süre sonra da Atilla vefat ediyor yani bu sefer sonrasında Atilla e, ölecek ve bunun ardından da zaten oğulları ne yapacaklar e, tahtın yönetimini ele geçirecekler ancak Avrupa'da çok fazla duramayacaklarını fark edecekler çünkü Atilla'nın sahip olduğu güce çocukları sahip değiller sonrasında da dönüş yoluna geçecekler biraz da yine az Asya'dan gelen Avarlar var. Avarlar'la kaynaşacaklar ve bugünkü Bulgarların, Macarların etnik yapısını oluşturan topluluklardan biri olarak tarihteki yerlerini de alacaklar. Evet birebir ÖSYM e sorusu çözelim şimdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri olarak gösterilemez diyor soruda. Asya Hun devletinin dağılmasının ardından Hunlar batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Cermen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler göç adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hale gelirken iki ayrılar Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla da karşı karşıya kalmıştır. Evet hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir. Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır bu sonuçlarından biri. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiş. Evet bugünkü milletler ortaya çıkıyor. Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamış. Evet ikiye ayrılıyor. Doğu Roma, Batı Roma olmak üzere. Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmış. Hayır, kavimler göçüyle beraber bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıyor. Pek çok alanda sorun yaşanıyor aslında. Avrupa'da siyasi dengeler değişmiş. Evet güçlü devletler, yeni kurulan devletler, e, zayıflayan devletler, E seçeneğine de ulaşılabilmekte. Dördüncü sorumuza bakalım. Birebir ÖSYM e. dördüncü sorumuz. Doğu Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hunları arasında yapılan Margos Antlaşması'nın maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor soruda. Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalar yapmayacak. Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek. Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek. Doğu Roma'nın ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacak. Evet buna göre ne söylenemez. Doğu Roma'nın Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine Atilla ne dese kabul etmişler. Bu da siyasi üstünlüğünü kabul ettiklerini gösterir. A seçeneğine ulaşılabilir. İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğine evet yine ne almış? Yıllık vergiler devam ettirilmiş çünkü ya da ne olmuş? Ticari münasebetler yine belli kasabalarda devam ettirilmiş. B seçeneğine de ulaşılabilir. Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına ne diyor yukarıda ne diyor Hunlara bağlı kavimlerle anlaşma yapmayacak diyor dolayısıyla C seçeneğine de ulaşılabilir Doğu Roma'ya uygulanan maddi yaptırımın arttırıldığına vergiler iki katına çıkarılmış evet ulaşılabilir ancak Akdeniz ticaretinin önem kazandığına ulaşılamaz zaten bu burada doğru bir bilgi de değil Akdeniz ticaretinin önem kazanması ne zaman olacak gençler tabii ki coğrafi keşifler ile birlikte olacak.